12-18 Aralık haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Güzel, uğurlu, daha sakin, gökyüzü ne kadar sakin olabilir ki? Yani yaşadığımız sürece her an her şey olabilir diye bakmamız gerekiyor. İyisi de, kötüsü de, hayatın rengi de hep hayatımızda olacak. İyilikler bizde, kötülükler ülkemizin dışında olsun diyorum. Ve sevgili koçlar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz diyorum. Evet, özellikle 12 Aralık Güneş-Satürn arasında güzel bir açı sizin iş kariyerinizle alakalı bazı konularla ilgili daha net görmenizi ve kariyerle alakalı adımlarınızda daha bilinçli hareket ederek bulunduğunuz sistemi daha güçlü oturtacağınız bir döngü. Rahatsız olduğunuz, sizi rahatsız eden birçok noktayı gözlerinizle şahit olacaksınız. Kararsız olduğunuz, yöneticiler arasındaki yaşadığınız krizleri de en güzel şekilde Güneş ve Neptün arasındaki açı sizin artık otorite sahibi insanlar ve yeni anlaşmalar, yenilikler için güzel fırsatları yakalayacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Aynı şekilde 18 Aralık'ta Merkür üçgeni Uranüs'le birlikte gerçekleşecek. Bu da haberleşme, iletişim, seyahatlerinizle alakalı noktada çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Özellikle özel sektörde çalışanlar için yöneticiler arasındaki yaşadığınız bazı şeylerde kalırız ya, birilerinin etkisi altında kalırız ya, artık etkileri geride bırakacaksınız ve siz yerinizle ilgili belirtileri, yapmamız gereken işlerle alakalı hem akıcı hem hareketli bir döngü olacak. Uzun süredir seyahatleriniz beklenilen, işinizle alakalı, işlerinizle alakalı geçecek birçok seyahat size gayet verimli ve hayırlı bir süreç yaratacak ve korktuğunuz gibi değil, başarı odaklanması söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili işiniz gereği gideceğiniz seyahatlerde herhangi bir aksilik yok. Daha bilinçli hareket ettiğinizde başarı ünvanınıza daha keyif katacak. Kurumsal ve devlet arasında var olan sevgili koçlar için özellikle var ettiğiniz emeğiniz, yaptığınız mücadelelerinizin en son raddesine geldiğiniz ve hak edişleri, istediğiniz yolculuk ya da işinizle ilgili değişmesini istediğiniz beklentiler için gökyüzü ve sizi destekleyen çok güzel bir yönetici ve ekip arkadaşlarınız var. Onların enerjisiyle çok güzel yol alacaksınız diyorum. Kendi işinizi, özellikle medya sektörü, iletişim sektöründeyseniz güzel haberleşmeler, yeni oluşturacağınız işler ve yapmak istediğiniz, altyapısını kurmak istediğiniz kendinize ait döngüleri daha rahat bir şekilde altyapısını kurmaya devam edeceğiz. Serbest alım-satım sektörü, öğretici sektör, eğitim sektöründeyseniz hakim olduğunuz görevin daha üst level'ına geçiş ve burada kariyerinizle alakalı hem eğitim hem de öğretme anlamında kendimizi çok fazla geliştireceğimiz konular, kendimizle yüzleşip kendimizle alakalı noktaları daha net belirleyeceğiz. O yüzden hem sürpriz haberleşme hem seyahatler size artı bir renk katacak. Özellikle de iş alanınıza etkilendiğiniz, etkileşim içerisinde olduğunuz ve göz süstüğünüz, her iki tarafında birbirine göz süstüğü ilişki renkli bir döngüye doğru ilerliyor. Özellikle de hayatınızla alakalı yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili bağlantılar içerisinde olan sevgili koçlar, bu hafta güzel alternatif kapıları, gelecek haberleri doğru değerlendirmeniz lazım. İş konunuzla ilgili yaşadığınız ve uzun süredir iş mahkemeniz, işinizle ilgili yaşadığınız krizler ya da işsizseniz 18 Aralık'ta Merkür güzel bir üçgen Uranüs'le gerçekleşecek. İş hayatınızdaki göremediğiniz noktaları daha net görmenize yardımcı olacak. Çalışan çiftlerimizle ilgili özellikle kariyer noktanızla alakalı çok hızlı değişecek konular, konum ve masa ve ekipler içerisindeki ekip arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız krizleri düzeltme dönemi. Sevgili gençler, bu ara özellikle sosyal çevre, konuşma, sosyal ağlar, kendinizle iletişim içerisinde olacağınız birçok insanda heyecan katacak. Kariyerinizle alakalı yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili beklenti içerisindeki hedef noktanızı belirlemeniz gerekiyor. Bu ara aşk konusunda kriz noktalarını önlemeniz gerekiyor ve ilişkinizle alakalı ya da bitirmeniz gereken noktayı daha net görmeniz lazım. Aşık olduysanız, sevgi ve yoğunluk içerisinde kararsızlıklar yaşıyorsanız birbirimizle doğru iletişime geçeceğiz. Pürüz gördüğümüz noktaları en iyi şekilde iyileştirme. Terk edildiğiniz ya da ilişkinizle ilgili haber bekliyorsanız bu noktada ufak tefek güzel gelişecek olaylar, ama alternatif her iki insan için de farklı kısmetler var. Gözünüzü dört açmanız gerektiğini
uyarıyor. Özellikle de uzun soluklu ilişkilerde kararsız ya da netlik, tarihler arasında netlikler yaşıyorsanız 18 Aralık'a kadar bu net konuşmalarımız ve ilişkiyle ilgili karar vereceğimiz gün, tarih belirlemeleri söz konusu olacak. Evli çiftlerimiz arasında özellikle eşinizin var ettiği tempo ve stresi, ev ödemesi, borcu, harcı sizi de çok fazla yıpratıyor. Kendinize bazı mesleki konularda eğitim almak istiyorsunuz. Hadi eğitim alın, ama karı koca çiftler arasında yanlış anlaşılmalar, gereksizce tartışmalar ve aile arasındaki doğacak krizleri eşiniz ve siz önlemek zorundasınız. Yoksa ilişkimize ve aile düzenimize çok ciddi anlamda yansımalar yaşayabilir. Çocuklarınızla alakalı endişe, korku ve eğitim ve öğretim konusunda rahatsız olduğunuz noktalarda siz de takip almanız gerekiyor. Özellikle çocuklarımız dağınık ve odaklanma sorunu var. Her şey öğretmenlerde bitmiyor. Lütfen çocuklarımıza eğitim konusunda daha ders ve sakin dersler ayarlamamız lazım. Evde ufak tefek tamir etmek isteyen sevgili takipçilerim için özellikle de elektronik eşyalarımız ve hani prizlerimiz, elektrik sistemleriyle alakalı arızalar söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Buzdolabı artık para sıkışmış, ya bakım ya değişme vakti diyorum. Özellikle de evlenmiş ayrılmış sevgili koçlar için siz hayata karşı umudunuz köreldi, ama benim enerjim bu hafta size ve gökyüzünü size sunacağı sürpriz enerjileri doğru değerlendirmeniz gerekiyor kendiniz için. Sağlık olarak özellikle bademcik operasyonu, geniz atı akıntımız ve uyku problemimiz olabilir, nefes alamamakla ilgili. Bunları çözme vakti. Kendinize güzel ve keyifle bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Her şey güzellikte, her şey güzel konuştukça güzelleşir. Güzellikler sizinle olsun efendim. Tabii ki beğeni ve yorum istiyorum. Sevgili takipçilerim, hemen şöyle notlara bakıyorum. Sevgili boğalar, özellikle yöneticiler arasında kalabilir ve bu sözlü tartışmalar ve gerginliklerde siz hata yapabilirsiniz. Odaklanma ve konsantrasyon probleminizden kaynaklı biraz didişlik, gergin bir süreç söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar mantıklı ve hareketlerinizi gözden geçirmeniz lazım. Yeni iş başlamak, iş konularınızla ilgili rahatsız olduğunuz noktada beklediğiniz haberlerle ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Bu da sizin 12 Aralık'taki gerçekleşecek Güneş-Satürn arası sizin duygu yönünüzü ve karmanızı tetiklediği için ruhunuz odaklanma ve üst düzey yöneticiler arasında kriz çıkmasın diye sakinlik evresindesiniz. Bence bırakın bu sakinliği, çaba ve mücadele için doğru sinyaller alıyorsunuz. Siz sadece yorgunsunuz ve güven probleminiz var. Bunu aşmanız lazım diyorum. Ve unutmayın ki kariyer hayatımızla ilgili yüksek yöneticilerimiz ve kurum alanındaki değişimlerle ilgili birçok noktada farkındalık haftanız olacak. Fark ettiğinizde de masanız, konumunuz, ekip arkadaşlarınız, güvensiz olduğunuz noktalarda birçok iyileşme var. 14 Aralık'ta yöneticiler arasındaki yaşadığınız krizler, yani Güneş ve Neptün arasındaki yaşadığınız krizleri daha kendiniz ve yöneticileriniz bilerek hareket edeceğiniz için bu bizim arkadaş ve dostluk hayatımızdaki gerçekleri görmemize yardımcı olacak. Kim dost, kim iş yerinde bana zarar verebilir dediğim açıları daha net bir şekilde göreceksiniz. Aynı şekilde de güven içerisinde olduğunuz insanların sizi gerçekten desteklemediğinin farkına varıp ona göre yol çizmeyi öğreneceksiniz. O yüzden şimdiden kolay gelsin diyorum. Devletle alakalı belli bir noktalarda çalışıyorsanız ani yöneticiler değil de evrak dağınıklıkları, sistem, haberleşme yanlışlıkları söz konusu olabilir. O da daha çok 18 Aralık itibariyle gerçekleşecek. Bu da sürpriz seyahatlerle birlikte haberleşmede aksilikler ve bu aksilikler sizi yıpratabilir. Şimdiden bu hafta bu düzeni en iyi şekilde halletmemiz gerektiğini uyarırım. Çünkü Merkür üçgen açısı hem güzel hem de sizin kafa dağınıklığınızdan kaynaklanacak boşlukları temsil eder. Kendinize iş kurmak ve özellikle de kendi hayatınızla alakalı radikal kararlar veriyorsanız bu hafta bunlar için olumlu ve keyifli, hatta ortaklı süreçlerle ilgili yapılacak anlaşma size ayrı bir renk katacak. Evet, bu rengi doğru yakalıyorsunuz ama sizin temkinli ve düzen bozulmasın evresinde arkaya dönük geçmiş hesaplarınız çok fazla var. Artık bu geçmiş hesaplarla yüzleşip kendi yörüngenizin adımlarını belirlemeniz lazım.
Büyük ihracat alım satım noktasında çalışıyorsanız ya da insan kaynaklarındaysanız haberleşme yoğunluğu devamlı tetik olacağı, içerisinde toplantılar, ani operasyonlarla söz konusu olabilir. Bunları gayet başarılı şekilde atlatacağınız gözüküyor. Uzun süredir iş probleminiz ve işle ilgili yaşadığınız krizleri önlemek istiyorsanız kendi içinizle alakalı yaşadığınız aile problemleriniz, kendi çocukluk evreniz, yaşadığınız karmalar sizi o kadar çok fazla tetikliyor ki güven terazimiz dışarıda. Yani hani bu kadar yetenekli olup, bu kadar sağlam hareket edip kendinizi ispatlayamıyorsunuz. Bu hafta bunlarla ilgili bir psikolog, yardımcı danışman, meditasyon yaparak enerji avramızı genişletebiliriz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin çok sürpriz geçeceği seyahatlerde şüphe, endişe duyabilirsiniz. Gayet sağlıklı ve keyifli şekilde başarıyla gelecek. Sizin de beklediğiniz para konunuzla ilgili noktada masaya yatma haftası şimdiden hayırlı olsun diyorum. Özellikle de aile içerisinde çözülmesini istediğiniz miras, mal ve toprak konularında daha hareketli ve yoğun tempo gibi gözükse de yine ertelenecek sebepler bulunacak. Bu yüzden hayalleriniz o mirasa kalmasın. Kendi ödemeleriniz, kendi sisteminizi çözmeniz gerektiğini bilerek adım atmanız gerekiyor. Bu ara aşk konusunda renkli bir enerjiye giriş yapacaksınız. Sevgiliniz ya da ilişkinizle ilgili ciddiyet, aynı ev, aynı paylaşım kararı ya da aileyi ikna etmek için çok güzel bir başarının sonunda parmağınıza belirleyeceğiniz istenme haberleri söz konusu olacak. Ayrıldığınız ilişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler, haberler ve oluşumlar sizi mutlu edecek ve kahkahaya boğulacak. Ama şöyle söyleyeyim, uzun süredir ilişkiniz yok ve yorgunsanız çok güzel bir aşkın enerjisine doğru çok yakın bir dostunuz seyahat dönüşünde size birini tanıştıracak. Bence cesaretinizi toparlayıp bu ilişkiye adım atmanızı istiyorum. Sevgili gençler, kariyerle ilgili noktada özellikle 12 Aralık'ta Güneş Satürn açısı sizin güzel eğitimler ve yurt dışı ile ilgili başvurularınızla ya da eğitim kariyerinizle alakalı burs ya da o okul değişimi ile ilgili çok güzel bir döngüyü uyandırıyor. Hadi kendi kariyerinizle alakalı eksik noktaları görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili ev hanımları, sizin yeni bir iş konumunuz ya da işinizle alakalı ya da evin verdiği yoğunluk sizi çok fazla yıpratmış olsa da bu hafta aileniz ve çevrenizden gelecek destek sizin motivasyonunuzu arttıracak. Eşinizle aranızdaki yaşadığınız krizleri, sizi yoran birçok noktayı daha ferah bir şekilde halledeceksiniz. Eşinizin aile ve ortaklı işleriyle ilgili karışmazsanız çok sevinirim, çünkü karıştığınız takdirde eşinizin amaçsızca bağırması sizi ürkütüyor. Bu ara boşanma fikri olan sevgili boğalar için acele etmeyin. Çocuklarınız için biraz daha zaman tanımanız gerekiyor ve çocuklarınızın bu aileye ihtiyacı var. Çünkü devamlı aile içerisinde bağırma çağırma var. İlk önce ilişki terapisinde çocukları düzeltelim, sonra yol ayrımına gidersek sevinirim diyorum. Evet, bu ara evde değişmesini istediğiniz birçok nokta sizi rahatsız ediyor olabilir. Mesela çocuk odanız, kendi odanızla alakalı yenilikler istiyorsunuz. Özellikle de perde ya da kışlık perde bakımı ile ilgili kararlarınız var. Hayırlı olsun. Ama unutmayın ki koltuklarınızın temizlenme vakti, özellikle yeni halı alma niyetiniz var. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken iç kulaktaki kristallerle alakalı sıkıntılar ve son zamanlarda bronşit hakimiyetimiz ve üreme organlarımızda hafif hafif var olan kist ya da operasyonluk durumlarımıza ihmal etmememiz lazım. Anne ve baba arasındaki yaşanacak tartışma sizi mutlu sonuçla elde edecek. Siz de ailenizle yüzleşme vakti. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve hayatınızla alakalı dokunabiliyorsam, evinize şifa buldurabiliyorsam ne mutlu bana. Abone olmayı, yorum yapmayı ve güzellikler dilemeyi, Rabbimin bize vereceği her imkanı hayırla dilemeyi temsil ediyoruz. Ve gökyüzü de size bu temsilci olarak size ufak tefek uyarılar veriyor. Gökyüzünün size ne uyarısı var bakalım. Evet sevgili ikizler, özellikle kendi hayatınızla alakalı 12 Aralık'ta Güneş Satürn arasındaki ani açı kariyerle değil de daha çok iş seyahatleriniz, oluşması gereken yöneticilerle alakalı gideceğiniz yolculukları, bulunduğunuz konumdaki aksilikleri ve sallantıda olduğunuz noktaları daha net şekilde görerek yerinize daha sağlam bir şekilde hakim olacağınızı gösterir. Ve der ki artık pürüzsüz ve güzel başlayacak anlaşmalar size ayrı bir renk katacak ve gitmek istediğimiz ya da oluşturmak istediğimiz devletle alakalı bağlantılarla ilgili sürpriz gelişmeler sizin motivasyonunuzu, enerjinizi daha rahat bir enerjiye doğru ilerleyecek. 12 Aralık'ta Güneş ve
kare, yani Güneş ve Neptün arasındaki açı, sizin yöneticilerle arasındaki yaşadığınız kıskanan, sizi ispiyon eden insanlarla yüzleşmektir. Hatta ve hatta uzun süredir mülakatta olduğunuz ya da yeni iş başvurularınızla alakalı noktada sağlam ve kalıcı iş hayatınıza renk katmayı uyarır. Ve seyahatlerimiz, şehir, yurt dışı ve vizelerimiz ya da problemli gördüğümüz dosyaları en iyi şekilde açıklama. Uzun süredir bitiremediğiniz, çaba verdiğiniz birçok şeyde bu Aralık 18'e kadar dosyalarımızı tamamlayacağımız ve yeni konumumuz, yeni gideceğimiz masa bize daha uğurlu söz konusu olacak. Aynı şekilde 18 Aralık'ta Merkür üçgen açısı Uranüs'le gerçekleşecek. Bu da şunu gösteriyor: aile hayatınızda sürpriz gelişmeler, kendinizi eksik gördüğünüz noktada tamamlama, dürüst hareketler ederek kendi ailemizdeki eksiklikleri, kendi hatalarımızı görerek doğru adımlar atacağız. Yani der ki, devletle alakalı beklediğiniz evraklar olumlu, işinizle ilgili uzun süredir kendiniz görünmüyor ve hep başkaları bir şey yaparken benim emeğim ziyan oluyor diyorsanız, bu hafta bu emeğinizin görülme, el kol bağlılığı bitme, şansınızın daha yoğun olacağı bir evreyi taşıyacak. Siz yeter ki kendinizi bildiğiniz noktalarda daha başarılı ve daha bilinçli hareket etmenizi gösteriyor. Bu arada dil eğitimler, işinizle alakalı belli var olacak eğitimlerde de başarı hakimiyetiniz yoğun bir tempoda sizi bekliyor. Maaşınız, priminizle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz noktada özellikle 18 Aralık sizin için artık bir para konularımızla ilgili masaya yatmaya, hak ve konumla alakalı noktada tavrınızın net olacağı, iletişimi doğru kullanacağınız bir döngüyü temsil ediyor. Ve unutmayın ki özellikle devletten atama, tayin beklentileriniz varsa biraz daha mantığınız, biraz daha sabırlı olmanız ve özellikle Ocak ortasına doğru bu hareketleri daha temkinli yaptığınızda başarı. Bugün yaparsanız eksi bir puan alabilirsiniz kendi enerjinizde. İş mahkemeniz ya da yasal problemlerle alakalı vergi, devletle alakalı bazı borçlarınızla ilgili var olacak yenilikler var. Bu da der ki, siz yenilikleri gördünüz mü? Yani alım satım, mal almak, araç almak gibi fikirlerinizde ani kararlar vererek hak ettiğimiz yeri kaybedebiliriz. Başkalarının aklına uymayın. Yanlış haberler, yanlış tapu haberleri alarak paranızı ziyan edebilirsiniz. Daha dikkatli hareket etmenizi istiyorum. Serbest bir alandaysanız, kendi işinizi yapıyorsanız büyütmek için de bence yeriniz doğru bir nokta. Daha birçok insanla sürpriz tanışmalar, diyaloglar söz konusu olacak. Bunu Şubat'a doğru altyapıyı yenilemek ve gücümüzü göstermek istiyorsak Şubat ayı doğrudur. Bugün bu parayı oraya ziyan ederseniz ekonomik olarak darlanma ve 2 ay kredi çekmek zorunda kalacaksınız. Kredileriniz ve borçlarınızla alakalı sürpriz destek alarak kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Yalnız araç borcunuz ya da geçmişe ait vergi borcunuz varsa bununla ilgili uyarı. Özellikle de ailemizde ceza, hapis ya da mahkemelik bir genç biri varsa uzun soluklu hukuki sürecin savaş evresi ve ailemizde görevi, vatan görevi yapacak kişinin de hayırlı bir kısmet kapısı var ve gideceği yerde sağ salim hanemize geri dönüş yapacak. Unutmayın, çalışan çiftlerimizle alakalı hanımınızın büyük bir iş teklifi var. Ani iş değişikliği, sizin hanenizde hem çocuk hem ev hem hanım gidiyor telaşındasınız ama eşinizle siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Burada bir yanlış anlaşılma yok. Onun konumu demek daha rahat bir hayat geçireceğiniz anlama. Sizin de beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda büyük bir aydınlanma var. İş yerinde aşık olan ve duygusal olarak kendinizi belirtemediğiniz çiftler arasında yanlış anlaşılma var. Adınız boşuna lekelensin istemiyorum. Eğer ki uzun süredir ilişkinizle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz ve güzel giden bir şeyde başkalarının yaratacağı bazı olaylar güvendiğiniz insan arasında soğukluklara sebep olabilir. O yüzden zorlayıcı bir hafta, ilişkinizle doğru temas kurun istiyorum. Ve geçmiş ayrıldığınız ve haber almak istiyorsunuz ve bir yazsın ya, bir haber versin dediğimiz noktada 18 Aralık'ta Merkür üçgen Uranüs açısı sizin ilişkilerle alakalı noktada yaşayacağınız netliğe kavuşmak. Bitecek, kalacak dost ve çevreyi tamamıyla doğru enerjimizle eleyeceğiz. Bu da sizin için ayrı bir renk katacak. Sevgili gençler, evet, kariyer hayatınızla alakalı hem çalışıp hem eğitiminizi yapmak istiyorsunuz ama aileniz bu konuda sizi gerçekten elinden geldiği imkanlar var. Siz de yarım çalışarak eğitiminizi ve kariyerinizi tamamlayacaksınız ama şu an bu ara etkilendiğiniz kişinin size kırmızı ışık yaktığını farkına varın. Güzel bir ilişkiyi destekleyebilirsiniz. Boşanma fikri olan sevgili ikizler, evet, bu hafta imzalar.
Bu hafta doğru kararlar vererek ev ayrımı ile ilgili araştırmalara gireceksiniz. Sevgili ev hanımları, evet çok yorucu, stresli bir hafta. Ev tamiri, mutfak ve banyodaki giderlerde sıkıntı, kokular sizi çok fazla rahatsız ediyor. Ve bina ve çevrenizdeki insanlar size uygun olmadığı için devamlı taşınma ruhu enerjisindesiniz ama bunun için biraz daha sabırlı olursanız sevinirim. Çünkü kendi evinizi satıp yeni bir eve geçmek için biraz daha vakit var. Çocuklarınız, özellikle ergen 14-15 yaşındaki çocuklarınızla iletişimle alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları toparlamak sizin için daha sağlıklı ve hayırlı gözüküyor. Uyarıyorum. Evet, bir de evlenmiş ayrılmış çiftlerimizle alakalı, boşanmış, dul olan çiftlerimizde çok güzel bir para ve güzel bir hayırlı ev mirası sizin kapınızda. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak egzama, saç dökülmeniz ve alerjik kaşıntılarımız ve midemizde asitler bizi yoruyor olabilir. Daha dikkatli beslenmenizi ve mümkünse bir diyetisyene giderek bu enerjimizi düzeltmemiz lazım. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, gökyüzünün size sunacağı ay reçeli gibi olsun. Eviniz reçel tadında, güzel gül kokularıyla reçel gülleri koksun diyorum. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz sevgili takipçilerim. Özellikle hayatınızla ilgili uzun süredir muallakta olduğunuz, haber beklediğiniz işlerle ilgili çok güzel gelişecek olaylar ve çağrılacağınız iş yerinizde mülakatınız, başarınız gayet güzel bir noktada. Hayırlı ve uğurlu olsun yeni iş kapınız. Güzel başlayacağımız yolculuklar size uzun soluklu hayat teslim etsin diyorum. Bu da şunu gösterir: 12 Aralık'ta Güneş-Satürn arasındaki açı olumluluk. Yani istediğimiz para, istediğimiz iş kapısı, diyaloglar, yapacağımız anlaşmalarda bize renk katacak. Bu rengi doğru kullanmanızı istiyorum. Kurumsal bir alanda, hatta kriz yönetimi içerisindeyseniz alanınız sakinleşecek. Yer değişiminizle ilgili başka bir firma anlaşmanız da olumlu şekilde hayatımıza renk katacak gözüküyor. 14 Aralık'ta özellikle Güneş arasının, Neptün arasındaki kare açı sizin yöneticilerle ilgili uyuz halleri, rahatsız tavırlarında aramıza bir sıcaklık enerjisi ve aynı şekilde iş sorumluluğunuzun daha çok artacağının farkına varıp maaş konularınızla ilgili böyle kafanız karışabilir. Onu da Aralık sonunda çözüleceği için şu an yerlerinizi, sisteminizi kabul edin. Ondan sonra maaş konusunda da daha rahat geçişler sağlayabiliriz. Devlet alanı, devletle alakalı bağlantıda çalışan sevgili yengeçler için evet, biraz yöneticilerin agresif tutumsuzlukları sizi yıpratsa da yerinizde doğru bir noktadasınız ve işiniz gereği gitmeniz gereken seyahatler, farklı şehir, farklı noktalarla ilgili başarınız, işiniz ve konumunuz için artı puan kazandıracak size bu hafta koşturmalı seyahatler, yolculuklar var. Eğer ki devlet dairesi dışında farklı alanlarla bağlantılı serbest bir alandaysanız 18 Aralık Merkür Güneş açısı iletişim içerisinde olacağımız insanlarla aramızda pürüz bitiyor. Daha kendi bir noktamızı belirleyeceğimiz, hatta ve hatta sağlam projelere imza atıp kendimizi kanıtlayacağımız bir döngüye uyarıyor. Yani korkmanıza gerek yok. Özellikle de haberleşme, sürpriz haberler, aşk enerjisiyle doğacak yenilikler de size hem işi aşkla hem de duygularınız şifa bulacak. Böyle güzel bir derin akın, gökyüzündeki yaradana selam, yere ve göğe selam verirsiniz. Her şeyin sizin için daha renkli olacağını görebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız da hayatınızda olumsuz, parasal evredeki yaşadığınız ve sizi çok fazla yıpratan, yoran birçok noktada da artık parasal güçlenmeyi, kendimizdeki hesaplar, ödemelerle ilgili doğru sistem kurarak kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Araç değişimi, araçla ilgili net kararları 18 Aralık, 19 Aralık'ta satışla ilgili kararı verip artık araç, yeni araç bakmaya başlayacağız. Bu da size iyi gelecek. Ortakla, aileyle bağlantılı ve haberleşme sisteminde iş kapılarınız varsa, teknolojik alanda bağlantı kurduysanız çok güzel yenilikler ve imzasını beklediğiniz yer sizin. Ve aynı şekilde değiştirmek istediğiniz ve aranızdaki bağ problemi yaşadığınız insanla bölümü değiştirip farklı bir alana geçiş yaparak kendinizi daha rahat nefes alacağınız noktada. Geçmişe dönük iş mahkemeniz varsa 14 Aralık'taki Güneş-Neptün arasındaki açı, kara açı sizin ihmal ettiğinizi ve artık oraya sağlam basmanız gerektiği, hak, mahkeme, konumlarla ilgili ya da ailenizi ilgilendiren birçok noktada, baba köklerimizle alakalı noktada artık bunlarla ilgili adım atıp bu haklarınızı almanız gerektiğini uyarıyor. Siz çok geciktiriyorsunuz.
mümkün olduğu kadar bunlara oluşum yaratalım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işten çıkartılma konuları gündemde olabilir. Yer değişimi içerisindeki kendi isteği kararıyla yer değişim haberleri söz konusu olacak ama sizin de işiniz de stresli, insanlar arasında iletişimden kaynaklı gerginlikler sizin işe odaklanamadığınızı gösteriyor. Derin nefes alın, alternatif bir iş bakın, hayırlı kapınız. Çünkü burada çürüyüp gideceksiniz, yeni kapılar sizin için hayırlı. Eğer ki uzun süredir iş krizi yaşıyorsanız ve hala bu noktayı çözemediyseniz Satürn, Güneş arasında Satürn güzel açı sizin hayatınızdaki başlamak istediğiniz noktaları da belirletir. Haydi popoyu kaldırıyoruz. Yeni işler, başvurular olumlu süreç sağlayacak. Dedim bile. Unutmayın. Evet, aşk konusunda yara alan ve hala kendimi iyileştiremiyorum ve nefes alamıyorum diyen yengeçler, geçmişle hesaplaşmayı unutmadığınız sürece bu her zaman hayatımızda yara verecek. Güven probleminiz, ilişkilerle alakalı yaşadığınız krizler, kendi meselenizin daha derin kaybolmasına sebep oluyor. Biz geçmişle hesaplaşacağız ki yeni 2023'e geçmişi geride bırakarak hareket etmemiz lazım. Evet, uzun süreli ilişkilerinizle ilgili ailevi pürüzler ve bu konuda da ekonomik olarak yara aldığınız noktalarda ilişkiyi destekleyemiyorsunuz. Karşı tarafın size inancı ve güveni bitmeye doğru ilerliyor. Konuş, yüzleş, yoksa ilişki bitmek üzere. Yeni ilişki başlayanlarda hayat arkadaşınızın enerjisi güzel, onu tanıma fırsatı, yenilikler katma fırsatı istiyorum. Gereksizce onu yıpratmayın. Uzun süredir ayrılma ve boşanma fikri olan takipçilerim için konuşma üslubu güzel bir hafta olduğu için kendi derdinizi, kendinizi daha iyi ifade edebilir. Her iki tarafında anlayış enerjisi yüksek olduğu için hatalarsız, rahat bir şekilde yön ayrımı yapabiliriz. Ve tehdit, konuşmada bazı insanlar tarafından tehdit alan sevgili yengeçler, yasal başvuru yapın. Yoksa canınız bu konuda biraz sıkıntı yaratabilir diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara enerjiniz o kadar yüksek ki eşinizin güven evresi, yeni ev telaşı, yeni ev alma muradı sizin böyle daha motivasyon enerjinize hakim oluşmuş gözüküyor. Baba köklerinizle alakalı bir miras, elinize geçecek bir para daha sizi rahatlatacak. Özellikle çocuğunuzun uzak bir yol bağlantısı varsa da onun kapısında çok güzel aydınlanmalar var. Yalnız sizin şöyle söyleyeceğim, büyüklerinizle alakalı sağlık problemi daha çok evimizdeki sorunu değil de dışarıdaki sorunları çözmenizi uyarıyor. Mümkün olduğu kadar aile büyüklerimizle vakit geçirmenizi öneriyorum. Evet, sağlık olarak özellikle de boyun fıtığı ve baş ağrılarımız ve migren ağrılarımıza dikkat edeceğiz. İhmal etmeyin. Evlenmiş, ayrılmış ve bir türlü düzen oturtamayan ve iş bekleyen sevgili takipçilerim için olumlu bir haber, hafta. Bunu değerlendirin. Siz de her şeyi beğenmiyorsunuz, yakıştırmıyorsunuz. Artık bir yerden başlarsanız daha sağlıklı olur diyorum. Bu arada da özellikle cezaevinde ya da uzun süreli aramızda soğukluk olan ve bağ problemi olan kişilerin hanelerine geri dönüş haberini alacaksınız. Mutlu haftalar. Yalnız sizin evde tablo merakı, sanata merakı olan sevgili yengeçler, evinizin bir odasını artık bir resim atölyesi yapabilirsiniz. Bu size şifa gibi geliyor. Yoga yapmayı ve pilates yapmayı unutmayın. Vücut kaslarınızda sıkışma var ve artık bu kısa sıkışmalar size ağrı yapıyor. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyif, ağız tadında, sohbeti bol ve yanlış anlaşılmaları yok etme haftası diyelim ve güzellikleri dileyelim size. Sevgili aslanlar, 12 Aralık'ta Güneş-Satürn arasındaki açı sizin evraklarınız, iş konularınızla alakalı ve uzun süredir yaşadığınız krizleri daha net bir şekilde atlatacağınız yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar, beklenti içerisinde olduğunuz birçok noktada rahat geçiş sağlayacaksınız. Yani devlet kapınız varsa, yeni bir kurumsala ya da kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu hafta bunları gözden geçirerek kendinizi ispatlamak için en doğru hafta olarak uyarı veriyorum. Ama unutmayın ki 14 Aralık'ta yine Güneş ve Neptün arasındaki kare açı sizin parasal konularımızın daha tetikleyeceği, harcamalarımız, anlaşmalı evrelerdeki boşanma, mahkeme ile alakalı noktada doğru anlaşmalar yapmanız gerektiği, bitmesi gereken konuları gözden geçirmemeniz gerektiğini uyarıyor. Evet, kurumsal ve büyük bir firmadaysanız yöneticiler anlaşılır, yeni anlaşmalar, yeni noktalar, başlayacağınız birçok noktanın
sevinç haftasını yaşayacaksınız. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili iş imkanları zorlayanlar için gerçekten de artık önünüzde evraklarınız pürüzsüz bir şekilde hayatımıza renk katacak ve bu katış sizin artık uzun soluklu yurt dışı haklarınızla alakalı verilmesini istediğiniz konuların size sunulacağı bir hafta. Bulunduğunuz noktada da rahatsız olduğunuz konumunuzla ilgili daha rahat bir geçiş sağlayacağınız, görmek istemediğiniz, yüzünüze bakmak istemediğiniz insanları bu hafta hiç görmeyeceksiniz ve daha kendinizle barışık, daha net ifadeler ve farkındalığınızla ilgili noktada da kendinizi bulmayı ve sakinleşmeyi öğreneceğiniz bir hafta. 18 Aralık'ta Merkür üçgen, Uranüs'le üçgen açı gerçekleşecek. Bu da der ki iletişim, sürpriz haberler, anlaşmalar, yenilikler, beklemediğiniz konularda size sunulacak fırsatları doğru görmeyi temsil eder. Ama unutmayın ki yakın dost, yakın akrabalar arasında sert iletişimler iş hayatımıza yansıyabilir. Bunlar miraslar, çözülmesi gereken haklar, uzun süredir kavga ettiğiniz bina, komşu, yakın dostlar arasındaki genişleyecek karmaşık haberleşmeyi temsil eder. Mümkün olduğu kadar telefonumuzu, maillerimizi, her şeyi daha sessize alarak, işimize odaklanarak onları daha sonra halletmemiz gerektiğini ise bilmeniz gerekiyor. Mahkeme konularınızla alakalı, iş mahkemenizle ilgili sürpriz gelişecek olaylara daha temkinli adım atarak daha raporlarınızı sağlam ifade etmeniz lazım. Yoksa bu konuyu kaybetme şansına doğru gidiyorsunuz. Dikkatli olun. Yeni iş başladıysanız, burada güven probleminiz ya da alana adapte olamadıysanız 1,5 ay sabırlı olduğunuz takdirde burada kalıcılığınızı temsil ediyor. Farklı bir finans ve farklı bir alana geçmek istiyorsanız hemen geçeceksiniz. Pürüz yok. Şehir seyahatlerimiz ve serbest meslekte olanlar, tiyatrocu olabilirsiniz, sahne kostümcüsü olabilirsiniz, kendinize ait yaptığınız şov alanınız neyse başarıya doğru gidiyor. Bol bol seyahatler, ekstra kazançlar söz konusu olacak. Mesela mimarsanız daha güzel anlaşmalar, daha uzun soluklu projelerde yer alacağınız gösteriyor. Eğer ki kendi işiniz muhasebe, ofis ya da avukatsanız bu ara renkli anlaşmalar ve iş konularımızda daha hareketli ve paramızı dengeleyeceğimiz konuların fırsatlarını yakalayacaksınız. Yani güzellikler sunuyor. Ama unutmayın ki agresif tutum tavrınız, en ufacık şeyde öfkelenen yönünüz sizin ilişki hayatınızı tetikliyor. Eşiniz, çocuklarınız, sevgiliniz, anne baba arasındaki geçimsizliği temsil ediyor. Daha sakin, daha anlayışlı noktada ilerlediğiniz takdirde bu pürüzler de yavaş yavaş hayatınızdan girecek. Yani psikolojik destek demeyelim, kendimize gökyüzüne bakarak, derin nefes alarak, saniyede nefes alarak bu dengeyi kontrol edebilirsiniz. Ev taşınmak, ev konularımız hareketli olacak. Evden gidecekler var. Evi yenileyeceğimiz noktalarımız var. Yani kocanızdan boşanmak istiyorsanız eşiniz evi terk edecek. İlişkinizi bitirmek istiyorsanız doğru bir karar haftası, anlaşılır bir şekilde yol ayrımı. Yani sözlü, tartışmalı konular geride kalacak. Daha sakin, daha yolumuzu bulacağımız evreler bizi bekliyor. Aşık olduğunuz kişinin size adım atmasını sürprizle bekleyebilir, şaşkınlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz diyorum. Bu ara çalışan çiftlerimiz arasında evin içindeki renklilik dışarıdaki yaşanan kaosu geride bırakacak. Yeni beklediğimiz konular, evde devam edecek iş tempomuz hem evin rengini hem de işimizin rengini, motivasyonunu arttıracak. Evet, uzun soluklu ilişkilerde evlilikle ilgili konuşmalar söz konusu olsa da eşinizin gitmesi gereken ya da ilişkinizin gitmesi gereken kısa yolculuklar var. Biraz daha bekleyin, o sizin hayat arkadaşınız. Nişanlıysanız, evlilik tarihiyle ilgili kararsızlık yaşıyorsanız ve ilişkinizin ailesinden gelecek destekle birlikte bunu daha çok hızlandıracağız ve aileler arasındaki destek sizin alyansınızı rahata erdirecek. Yeni evlenmiş çiftlerimizle alakalı noktada evle alakalı hani bunu destek alarak ev almayı düşünüyorsanız hemen yapın. Çünkü kenarda birikmişiniz zarar görsün istemiyorum. O yüzden hemen bir anahtar, 1+1 de olsa bir anahtar alarak paranızı değerlendirebilirsiniz. Evli çiftlerimiz arasında krizler var, düzeltmek isteyenler, ayrılmak isteyenler var ama özellikle de mutlu çiftler arasında var olacak güzel bir iş ve para getirisi olaylar söz konusu olacak ve hanemiz para konusunda şifa bulacak diyorum. Ben de hala devam eden ses kısıklıkları var, bilginiz olsun.
Ve evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz arasında ya da dul olan eşi ya da kendinize eğitim konularında biraz daha destek vererek kendinize hobi alanları oluşturmanız lazım. İnsanlara küskün olan ve inançla ilgili noktada kırılan güven evremizi iyileştirmemiz lazım. Uzun ömürlüsünüz, hayat arkadaşı da gözüküyor. Mümkün olduğu kadar bir silkelenin, kendinize gelin. Sevgili gençler, duygusallık karışık bir döngü. Hem iş hem duygusal arasında gelgitler ve gereksiz harcamalarınız var. Bunları da toparlamanız gerektiğini bilmenizi uyarıyorum. Çünkü her geçen gün kendi kendinize harçlıklarınız bitmeye başladı ve bu konuda da rahatsızlıklarınız var. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmemiz, göz katarak, göz alerjimiz, gözle ilgili göremediğimiz noktalarla ilgili gözlük değişimi olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de ayak batıklarımız artık tedavi, sağlık kontrolünde olmalı. Manikür değil de sağlık, ayak sağlığına gitmeniz lazım. Bunlar ileride sıkıntı veriyor diyorum. Evde ufak tefek değişiklikler içerisinde olacaksınız. Çiçek bakımlarınız, evcil hayvan bakımlarımız ve bu arada büyüklerimizle ilgili babaanne, anneanne, hastane kontrollerimiz yoğun olacak. Onlara destek vereceksiniz. Bir de unutmayın, babanızdan size sürpriz bir araç anahtarı var. Hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Bu hafta çok koşturacağınız, çok iletişim içerisinde olacağız. İş gereği gideceğimiz yolculuklar, ifadelerimizi net ifade edeceğiz. Yeni anlaşmak içerisinde olduğumuz noktalarda gayet güzel sevinçler var. Ve uzun süredir de ev konunuzla ilgili ufak tefek dekorasyon niyetiniz varsa bu hafta bunlarla ilgili net kararlar vereceksiniz. Askıda olan ilişkiniz, belirsiz giden konuları da netliğe kavuşturacağız. Bu da der ki 12 Aralık'ta Güneş-Satürn arasındaki sağlam enerjileri, güzel açı, sağlam oluşturmak istediğimiz yenilikler, çevre edinmek, yeni alanlar yaratmak, yeni taşınmak, yeni konular ve yeni iş kapılarının size göz kırpacağı bir hafta. Uzun süredir iş konunuzla ilgili sıkıntınız varsa bu hafta yerinizi belirleyeceğimiz, yerini olmayan noktamız aydınlığa kavuşacak ve masamız belirlenecek. Ekip ya da grup alanında çalışıyorsanız ve anlaşmazlık konularımız daha net ve daha çalışır bir enerjiye hakim kılacağız. Devlette çalışıyorsak devletle alakalı sıkıntılı gördüğümüz ve rahatsız olduğumuz noktaları yöneticilerimize çok rahat bir geçişle anlatacağımız için bu hafta sizi doğru yönlendirecek bir hafta. Gözünüzü dört açın diyorum. 14 Aralık'ta Güneş ve Neptün arasındaki kare açı sizin yorgun olduğunuz ve uykusuz enerjiniz ve kafanızın çok fazla takık olduğu, bu da ilişkiler konusunda cevapsız kalan konuları beyninize böyle takıp takıp gezdiğinizi gösteriyor ve hep o anı, yok yok bu muhabbet, yok şunu yaşamıştık, yok niye beni aramıyor, yok neden ona cevap yazamıyorum diye bunları tetikleyecek. Aynı şekilde 18 Aralık'ta Merkür üçgen Uranüs'le üçgen bir açı var. Bu da görmemiz gereken iletişimde olduğumuz ve bize zarar verecek insanları net görmemize ve özellikle 12. evimizdeki gerçekleşecek bilinçaltımızı zorlayacak ve takıntılarımız, kaygılarımız daha böyle bir tetikleyebilir. Mümkün olduğu kadar şey yapacağız. Neydi? Gülümseyeceğiz, kahkaha atacağız ve biz her şeyi bilerek adım atmamız lazım. Hayat çünkü her şeyi bilmek değil. Her şeyi bildiğimiz gibi yaşayıp gülümsemeyi gösterir. Evet, iş konularımızla ilgili güzel beklentiler, haberler, olumlu seyahatler ve işimizi büyütmek, yeni projeler, yeni oluşumlar için çok güzel destekleyici ve büyük erkeklerle yapacağımız otorite sahibi insanlarla aramızdaki bağı güçlendirerek hak ediliş noktamızı belirleyeceğimiz. Eğer ki kendimize ait iş alanımız varsa ve bu konuda uzun süredir mücadele ediyoruz ve önümüz tıkandı ve bir türlü para dengemizi kontrol edemiyoruz diyorsanız, hayır efendim, artık bu hafta çarşambadan sonra çok güzel anlaşmalar, yeni gelecek işler ve güzel güzel kendinizi daha sahaya iteceksiniz. İnşaat, alım ya da seyahatler içerisinde olduğunuz iş kapınız varsa yeni pürüzlü gördüğünüz noktalarda güzel anlaşmalar ve yenilikler var. Ama sizin en önemli şeyiniz, siz bu evrakları ya göz kararıyla okuyorsunuz, detaya inmiyorsunuz. Buradaki imza sizin, yarın başınıza bir iş gelmesin. Dosyanızı, evranızı ve iş alanınızdaki dikkatsiz olduğunuz noktaları detaya almamız gerekiyor. Çünkü buradaki yapacağınız hata sizin yan tarafınızın konumuza geçmesine yardımcı olacak. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de seyahatlerimiz, gideceğimiz haberleşme konularımızda sürpriz değişimler ve güzel enerjiler
enerjiler alacaksınız. Hatta hiç aşık değilseniz aşk var ya, size mutlu edecek, sizi motivasyonunuzu artıracak, size şifa gelecek bir enerji. Aynı şekilde de son 6-7 aydır para konularınızla alakalı tıkandığınız noktaları 18 Aralık'tan sonra daha rahat bir şekilde haberleşme, kredi, borçlanma dediğimiz noktaları daha sağlam atışlar yaparak kendi yönümüzdeki tıkanıklıklarımızı çözeceğiz. Büyük ortaklı ve aileyle ilgilendiren mallarla alakalı noktada tartışmalar yoğun olsa da herkes yerini biliyor. O yüzden hiç ne babanız, ne ananız, ne siz karışmayın. Herkes size tıpış tıpış gelmek zorunda. Sizin ikna olmanız lazım. Onlar zaten ikna. O yüzden ayaklarınıza gelecek misafirleri kendi kuralınızla yönlendirebilirsiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle ailevi pürüz noktalar bizim iş hayatımız ve evlilik hayatımıza yansıyor. Biraz birebir çalışarak sorunlarımızı birebir çözmemiz lazım. Yoksa ilişkide ciddi krizler var. Bunu önlemek için doğru bir hafta diyorum. Eğer ki okuyan sevgili gençler, sevgili çocuklarım, yani kendi hayatınızla ilgili idealist noktalarınız, yaratıcı enerjiniz ve sanatçı ruhunuzu daha ön sahada ama odaklanmayla ilgili kendinize okçuluk olabilir, aktif yürüyüşler olabilir, odaklanma krizimiz var, heyecan yapıyoruz ve nefesimiz panik yapıyor. O yüzden bildiğiniz her şeyi yanlış yapıyorsunuz. Aşka daha takıksınız. Eğitiminize daha önem vermeniz gerektiğini uyardım güzel çocuklarım. Ve aynı şekilde sevgili ev hanımları, uzun süredir eşinizdeki tartışma, ailevi dengesizlik, hiçe sayılmak ve beni görmüyorlar, ben ne yapsam haksızlığa uğruyorum diyorsanız bu hafta eşinizin size haklı olduğunu kendi kulaklarınızla şahit olacaksınız. Ama kocanızın hiçbir zaman size onur ettiği bir şey olmadığı için bu onurluğunuzu okşayacak ve ona güzel bir gülümseymeyle o sizin enerjinize giriş yapacak. Uzun süredir ayrı çiftlerimiz arasındaki yaşanacak mal kavgaları, tartışmaları daha yoğun olabilir. Mümkün olduğu kadar 18 Aralık'a kadar sabırlı anlaşmalar, sabırla beklemenizi öneriyorum. Devam eden yasal mahkemelerinizle alakalı noktada haklarınızla ilgili biraz gecikmeler, mesela temize yollamak zorunda kalabilirsiniz. Aile büyüğünüzde sıkıntılı bir ceza noktası varsa bununla ilgili yasal haklarımız tekrar var olacak. Bunlar için farklı başvurularla bunları aydınlığa kavuşturacağız. Yurt dışında yaşayan evladınız ya da eşiniz varsa ev krizi var. Bu ev krizi çözülmesi gerekiyor ve oradaki kriz onun geri gelmesi ve iş probleminden kaynaklı sıkıntılar var. Siz de destekleyemiyorsunuz. O yüzden buradaki uyarıyı veriyorum. Evet, evde ufak tefek değişimler söz konusuyken duvar, hani su sızar ve duvarlarımız böyle kabarır ya, eve bir tekrar bir boya badana durumumuz söz konusu olabilir. Bu yüzden biraz can sıkıntısı olabilir. Dikkatli olunuz diyorum. Evlenmiş, ayrılmış, ilişkisi olmayanlar için bence ilişkiden çok eğitim ve kendi kariyerinizle alakalı ve kendinizi eksik gördüğünüz ve birine muhtaç yaşamayı bırakın. Kendinizi bu konuda geliştirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız böbrek üstü bezlerimizde ya da devamlı sistit sorunlarımız olabilir. Ayaklarımızı üşütüyor olabiliriz ve devamlı bu konuda vücudumuz devamlı bir gergin. Bir vücudumuzun gerginliğini bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok yakın dostunuzun size ihanetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Affetmek sizin elinizde. Aynı hataları yapacak. O yüzden bence affetmeyin. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel, aydınlık ülkemizin aydınlık insanları. Yurt dışında yaşıyorsanız, yaşadığınız yer size aydınlık şekilde devam etsin. Özellikle ev istiyorsanız, ev konularınızla ilgili tedirgin ve mutsuzsanız, bu hafta bunları çözmek için çok doğru bir hafta. Yani hayatınızda mutsuz olduğunuz alanları bırakacağız. Kendimizi daha çok bilinçlendireceğimiz, kendi noktamızda rahatsız olduğumuz evreleri daha net şekilde göreceğiz. O yüzden 12 Aralık'ta Güneş Satürn arasındaki açı mutsuz olduğumuz, rahatsız konumda olduğumuz noktaları görerek kendimize yön vermeyi gösteriyor. İş konularımızla alakalı noktada yönetici ve yakın ilişkiler içerisinde olduğunuz ekip arkadaşlarınızla çok güzel bir kutlama haftanız var ve aynı şekilde birçok şeyi başarmış ve hem konum olarak hem maaş konusunda da daha kafanızdaki oturacak netlikler var. Uzun süredir mülakatta olduğunuz ya da iş başvurularınızla ilgili olumsuz giden sonuçları 14 Aralık'taki Güneş-Neptün arasındaki kare açı daha net göreceğimiz ve bizim nereye ait olduğumuzu, iş konusunda ne yapabileceğimizi görmemize yardımcı olacak. O yüzden başvurularda olumsuz yok. Siz nereyi istiyorsunuz, nasıl bir alanda yer almanız gerektiğini kendiniz bulmanız lazım.
Unutmayın ki özellikle büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız üst düzey yöneticinizin makam değişimi söz konusu olacak. Aynı şekilde siz de o nereye siz oraya şeklindesiniz. Ve uzun süredir de çalıştığınız noktada rahatsızlıklarınız varsa artık bu rahatsızlıkların üstü örtülüyor. Bazı değişmesi gereken insanlarla birlikte sizin yerinizde değişmeye doğru ilerlerken yerinize sahip çıkın. Gideceğiniz noktaya adapte olmayabilirsiniz. Burası sizin için doğruydu diyorum. Eğer ki devletle bağlantılı iş başvurularınız, burayla ilgili konuşmalarınızla ilgili çok yakın bir aile dostunuz, bir kadından gelecek destek bu konumuzu rahata erecek. O da der ki 18 Aralık Merkür ve Uranüs arasındaki açı sizi görmüyorlar ya ve iletişimde hep yanlış anlaşılıyorsunuz ya, bu yanlış anlaşılma geri gidiyor. Artık siz anlatabileceğiniz dilde kendinizi doğru ifade ederek yurt dışı başvurumuz, şehir dışı başvurumuzla ilgili noktalarda artık kendinizi bilerek adım atacaksınız. Korkulacak bir şey yok. Kendi işinizi yapıyorsanız çok fazla egonuz yüksekte. Bu iş konularımızla ilgili hatalar sizin yüzünüzden kaynaklanıyor. Hedef noktanız büyük, cebinizdeki paraya göre hareket etmiyorsunuz. Bu yüzden hayallere gideceksiniz ama batarak gidiyorsunuz. Farkında vararak yeni bir cetvel, yeni bir sistem yaratmanız lazım. Ortaklı ayrılım, yaptığımız işlerle ilgili güvensiz olduğumuz noktalarda ortak ayrımı söz konusu olacak. Daha adımları bilerek daha sadeliğe doğru ilerleyeceksiniz. Bu da size ayrı bir adımın güveni sağlayacak gözüküyor. Aile işiniz ortaklı bir alanla noktada yaşadığınız iş konularımızla ilgili gerçekten güvenilir bir hafta. Yeni gelecek misafirlerimiz, yeni anlaşacağımız danışanlarınız, müşterileriniz sizin daha sağlam ve oturtmak istediğimiz sistemi daha güçlü oturtmanıza yardımcı olacak. İş mahkemeniz ve çözemediğiniz konularla ilgili de bu hafta çok fazla yoğun, yani Ocak ve Şubat sizin için yasal problemlerin ön sahada olacağı bir nokta. Şimdiden kendinizi savunmanızı hazırlayın. Devlette rahatsız olduğunuz ve devlet tarafından yasal mahkemeniz varsa da bunun için çok büyük bir mücadele etmeniz lazım. Haklar iade olacak ama sizin güven enerjiniz daraldığı için artık o alana inanmıyorsunuz. Bence inanın, haklarınız geri iade olacak size. Özellikle de yurt dışı ile ilgili bağlantılar içerisinde olduğunuz iletişimlerde çok doğru anlaşmalar var. Bu da der ki 18 Aralık sürpriz haberleşme, sürpriz seyahat ve gideceğimiz noktayı çok iyi şekilde belirleyeceğiz. Hayırlı olsun. Çalışan çiftlerimiz kendi içindeki sorunları çözmesi gerekiyor ve bu sorunlar evdeki düzensizlik, saatler uyuşmadığı için devamlı iş temposu, eve yardımcı şart. Artık çocukların daha düzenli şekilde hareket etme ihtiyacı var. Anneden al, babadan al olmuyor. Küçük bir yardımcıyla ev düzenimizi daha sağlam bir şekilde oluşturabiliriz. Bu ara eşinizin iş değiştirme fikrini destekleyin. Gideceği noktada daha kalıcı süreçler var. Özellikle de sevgili gençler, kendi konumunuzla ilgili hedefleriniz çok büyük. Dil eğitimiyle ya da matematik eksikliklerinizi tamamlamanız gerekiyor ki sınava daha sağlam ve yurt dışı ile ilgili mülakatta problem görmüyorum. Değişim dönüşüm programları ile ilgili planladığınız noktalar gayet hayırlı. Bence siz başardınız. Tebrik ediyorum diyorum. Çocuklarınızın üzerine gereksiz baskı yaparak onların düzenini değil, mutluluk baskısı yaparak onlara daha çok dokunabilirsiniz sevgili takipçilerim. Çocuklara ders değil, mutlu dersler sunarak, doğru eğiterek onların hayatlarına yardımcı olursunuz. Baskı onları kaçırır diyorum. Evet sevgili ev hanımları, eşinizin annesi, bacısı, ailesi, babası, dınısından çok bıktın. Artık bu apartman ya da yakın akrabacılıktan çok fazla bunaldığın için eşini ikna etmeye çalışıyorsun. Eşin de yerinden memnun. Bir türlü bu döngüyü sağlayamayacak gibi gözüküyorsun ama güzel bir arsa, güzel bir ev anahtarı var. O yüzden taşınmanız Nisan, Mayıs gibi gerçekleşecek. Şimdiden bunun altyapısını yapmak için çok doğru bir hafta, bunu değerlendirmeni istiyorum. Ve özellikle de yakın ailenizin yasal problemlerine eşiniz ve siz çok destek vereceksiniz. Ve bazı paralar elinizden gidecek. Güveniyor musunuz akrabalarınıza ya da kardeşinize? Verdiğiniz parayı belki geri alamayabilir uyarısı var. Mümkün olduğu kadar az verin, öz verin diyorum, dedim bile. Sağlık konusunda özellikle son zamanlarda
Tansiyon ve şeker noktamız ve baş dönmelerimiz var. Bu da sinüslerle alakalı, kontrol edelim. Çocuklarınıza araba isteyen, özellikle hanemizde araba diye tutturan çocuklarımıza kredi noktasıyla karar vererek çocuklarımıza araç alacağız. Yalnız evde değişmesini istediğiniz masa ve sandalye ve özellikle mutfak masaları ve sandalye, mutfağı genişletme fikriniz var. Ya kış geldi, bunu biraz daha geciktirirseniz sevinirim ama daralıyorsunuz, hak veriyorum. Özellikle sizin hani salonunuzdaki komodin ve büyük kaba şeyleri biraz dışarıya atarak ev salonunuzu ferahlatmanız lazım ki enerjiniz dağılsın. Mutlu ve güzellik kalın ve güzel bir beklediğiniz bir dostuna uzun süre önce verdiğiniz para bu hafta kapınızda. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, size de güzellik olsun, size de umut olsun. Şimdi gidiyorsunuz, büyüklerinize sarılıyorsunuz, sevgilinize sarılıyorsunuz. Hayatın ne kadar güzel olduğunu ve kısa olduğunu farkına varmanız gereken bir hafta. Çok mu ağır söyledim? Yo, uzun süredir yapmanız gereken şeyi uyarıyorum. Hep yapacağım deyip yapmadığınız için. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı da unutmuyorsunuz. Sürprizlere çok açık olacağınız bir hafta. Yeni anlaşmalar, yeni iş konularınızla ilgili güzel diyaloglar ve güzel geçecek toplantılarınızda sizin adımlarınız daha ön planda olacak. Rahatsız olduğunuz ya da rahatsızlık içerisinde olduğunuz insanlar sizi fazlasıyla destekleyecek. O yüzden onları yargıyı bırakın, onlarla birlik olun ve işinizdeki büyüklüğü ve destekleyen kişileri artık görme vakti. Özellikle de kurumsal ve büyük devlet bağlantılarında çalışanlar, yöneticilerinizle aranızdaki iletişimler çok sağlam noktaya doğru gidiyor. Yeni anlaşmalarda çok destekleyici olacaksınız. Yeni projelerde yer alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani konuşmaksa çok doğru ifade edeceksiniz. Karşı taraftan da doğru ifadeler alarak yönünüzü belirleyeceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız, para konularınızla alakalı gelecek yeni anlaşmalar, bu konumuzu ve alanımızı büyütmek, ortaklı teklifleri gözden geçirerek doğru ortağı almak, o uzun süredir de büyük alanınızın maddi krizlerinden kaynaklı ortak almanız gerekiyor. Ya veda edeceksiniz, krediyle batacaksınız ya da ortak alarak kendi alanınızı büyüterek markanızı devam ettirmeniz gerekiyor. O yüzden kafanız bulanık ama ortaklı anlaşmalar size hem rant katacak hem de konumuzda rahatlık ve borçlarınızla alakalı yaşadığınız üstünüzdeki yük tam anlamıyla yavaş yavaş yerini bulacak. 16 Aralık'ta Güneş Kare Neptün açısı sizin satmaya çalıştığınız malınız, toprağınızla alakalı güzel anlaşmalı, aracı değiştirebilir, ev değiştirebilir, mecbur borçlarınızla alakalı satmak istediğiniz noktalarda net kararlar vererek doğru çözüme, doğru anlaşmaya doğru ilerleyeceksiniz. 18 Aralık'ta Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açı yurt dışı bağlantılarınız, şehir dışı, telefon, dijital alan ve sahalarla ilgili yaptığımız işlerde büyük bir toplantı ve yeni bir iş oluşumu sizi de buraya konum olarak yükseltmek için hazırlanıyor. Bunu doğru değerlendi. Eğer işsizseniz 18 Aralık sizin için çok güzel iş kapıları ve bu kapıları doğru görmeniz için doğru adım günü. Yani 19'unda iş başvurusu yapın. Bu konuda problem kalmaz. İş mahkemeniz, geçmişe dönük mahkemelerinizle alakalı noktada bence çok güzel sizi destekliyor. Gidin. Kendi hakkınızı, yaşamınızı savunun diyorum. Aile arasındaki bazı konuların gündeme gelmesi ve hala suçlanan siz olduğunuz için kimse sizi aile olarak kabul etmiyor ve bu konuda çok ızdırap çekiyorsunuz. Aileniz sizi seviyor da sizin başa buyruk, kendi bildiğiniz ve kendi inadınız yüzünden hem aileyi hem kendinizi dara sokuyorsunuz. Bu inat evremizi biraz daha iyileştirirsek onlar size her konuda destek açmak istiyorlar ama siz bildiğiniz hani bildiğimiz ağacı keseriz, dalı kesiyorsunuz. Siz kendi dalınızı kesiyorsunuz. Bunları görmeniz lazım. Bu ara iş için yapacağınız eğitim programları, gideceğiniz alanlarda çok güzel başarılar ve güzel iletişim, yeni çevre, yeni oluşum size ayrı bir güç kazandıracak. Egonuzu kaldırmasın. Bu güç ve iş kariyer için doğru ılımlı süreçlerimiz var. Buna dikkat edelim. Bu ara kendinize yeni bir alan yaratmak, ofis açmak, dükkan açmak, restoran açma niyetiniz varsa evet kenarda ufak bir paramız var
bununla ilgili yapabilir. Ailenizdeki büyükleri de şirkete katarak siz savruksunuz, onlar tutumlu. Bu dengeyi de doğru kurmamız lazım. Çalışan çiftler arasında yönetici krizleri ev hanemize yansıyabilir. Rahat izin almanızdan kaynaklı göze batabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Sevgili gençler, kendinizle ilgili bulmak istediğiniz yönde biraz kafanız dumanlı, karışık, ne istediğinizi bilmiyorsunuz ama eğitimde hani okumadan başarmak nasıl bir duygu bilmiyorum. Biraz daha derslerinizi tekrar etmeniz gerekiyor. Görsel hafınız, okuma ve yazma kabiliyetiniz yok ama görsel hafızayla başarınız var. Bunu daha çok yazmaya ve tekrar etmeye ihtiyacınız var. Bu ara aşk enerjiniz, ruhunuzdaki dağınık noktalar hiçbir şeyi önemsemiyor. Bırakın aşkı, başarınıza odaklanın. İş yerinde beğendiğiniz ve etkilendiğiniz ve platonik takıldığınız kişinin size baktığını düşüne düşüne vakit ve evde kalacaksınız sevgili beyler, bayanlar. Lütfen onu kenara atıp kendi alternatif tanıştıracak insanlarla iletişime geçerek doğru hayat arkadaşına dengelemeniz lazım. Uzun süreli ilişkinizle ilgili sürpriz evlilik teklifi, gelecek planı içerisinde olacaksınız. Ama sözlü ya da nişanlı ve evlilik içinde sanki Ocak sonuna kadar bu evlilik işini halletmek için şimdiden hızlandırılmış evre. Hatta eşiniz yurt dışında ya da sevgiliniz yurt dışındaysa bu evlilik hızlanacak ya, gitmeniz için doğru bir yol. Eşinizle aranızda bir yol mesafesi varsa bu ara eşiniz sıklıkla hanesine gelecek ve eksiklere yardımcı olacak diyorum. Aşk konusunda yeni bekleyenler ve uzun süredir yara alanlar için evet ya, güzel enerji var. Yani 12 Aralık'ta Güneş Satürn arasında güzel açı. İlişkileri doğru noktayı, sevgililiği, hayat arkadaşı, kalıcı ilişkilerin sağlamlığını gösteriyor. Siz bildiğiniz takdirde hala sağlam olmaya hazır değilsiniz. Yani siz yalnız yatmayı seviyor gibi gözüküp insansız da yapamıyorsunuz. O yüzden bu alanımızı iyileştirmemiz lazım. Sevgili ev hanımları, sizin kendi ailenizin bazı krizleri eşimizle aramızdaki sorunları düzeltmeye yardımcı gibi gözükse de hala sizin sorunlarınız ev hanemizde ve hala onlar çözülmediği için kendi aramızda yatak boşluğumuz, konuşma sertliğimiz yoğun bir şekilde birbirinize dönüp bakın, yoksa ilişki çatırdama noktasında. Özellikle boşanma ve ayrılık konusunda ısrarcı olan sevgili takipçilerim için eşinizin dengesiz tavırlarından korkup ürküyorsunuz. Koruma programıyla ayrılık kararı verebilirsiniz. Yoksa bu şekilde sıkıntılar var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kayınvalideniz ya da aynı binada oturuyorsanız bu binadan ayrılmamanız gerekiyor. Yoksa haklarınız ziyan olacak. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada hani epilepsi, baş dönmeleri, baygınlıklar, bu tarz noktalarımız bu hafta hareketli olabilir. Bir de boyun fıtığı ve yastık problemlerimizden kaynaklı şu bölgede ağrılarımız var. Yastığınız iyi de sizin şekil yatma probleminiz var. Bunu düzeltmek lazım. Evlenmiş, ayrılmış, bir türlü ilişki yakalayamayan takipçilerim için iş teklifleri var. Değerlendirin. Uzun süredir de moda tasarım, dekorasyon, bu tarz meraklarınız varsa da güzel kus başvurularınız size mutluluk yaratacak. Dedim sevgili gençler, annenizi babanızı yıpratmayın. Onlar sizinle ilgili endişeli. Bir de uzun süredir görmediğiniz bir dostunuzun annenize misafir gelecek ve yatılı gelecek. Ne kadar çekersiniz bilmiyorum artık. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi ve bol bol gökyüzünden bulutlara selam vermeyi unutmuyorsunuz. Çünkü gerçekten seyahatler, planlar, programlar, o valiz çıkıyor, bu valiz geliyor, bu gidiyor, bu geliyor. Çok koşturmalı ya da o otobüs yolculuğu, bu yolculuk derken bu haftayı böyle devamlı yolculuklar, vizeler, başvurular, evraklar, koşturmalar üzerinde gerçekleştireceksiniz. Özellikle Güneş-Satürn arasındaki 12 Aralık'taki gerçekleşecek açı sizin var ettiğiniz haklarınızla ilgili çok ısrarcı olarak hak edilişinizin kutlaması, yerinizdeki yerin daha güvenilir alanda ve eksik gördüğünüz noktalarda da parasal konumuz, primlerimizle ilgili masaya atacak güzel bir hafta. 14 Aralık'ta Güneş ve Neptün arasındaki kara açı sizin aileniz ve yakın dostlarınız, eğitim konularınızla ilgili daha tetikleyecek. Karı koca aramızdaki yaşanan bazı olaylar dedikoduya maruz kalabilir. Dikkatli olmanız ya da ilişkinizdeki gereksiz insanların sizin hakkınızda söyleyeceği değişken karakterleri birbirimize bakmamıza ve şok olmamıza sebep olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. 18 Aralık'ta Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açı sizinle alakalı var olan yatırım,
oluşum, yapmak istediğimiz noktaların en güzel adımını atacaksınız. Arsa hayaliniz ya da deniz kenarında bir ev ya da araç niyetiniz varsa bunlarla ilgili güzel başlangıçlar var. Kurumsaldaysanız çok güzel yöneticileriniz size imzası, yeni gruplar, yeni oluşumlar ve kendinize ait noktada kendinizi sağlam belirteceğimiz bir evre ve kendimize ait dokunuşları en iyi şekilde. Ama unutmayın ki yol, seyahat, gideceğimiz yolculuklarda trajik tartışmalara da sebep olabilir ama sizin iyimser ve mantıklı tavrınız bu olayı yumuşatacak gözüküyor. Devlette çalışıyorsanız yöneticilerinizde ani değişimler, orada bazı operasyonlar sizin kafanızı karıştırabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da para harcamalarımız çok fazla. Buradaki işimize ve aile ekonomimize zarar veriyorsunuz. Kredileriniz, ödemelerinizi daha dikkatli, harcamalarınızı daha dikkatli görmeniz lazım. Ortaklı projelerle ilgili ortağınıza fazla güvendiğiniz için kasanızı, planınızı kontrol etmiyorsunuz. Artık buranın hani esas sahibi geliyor dediğimiz noktada esas sahibi sizsiniz. Burayı daha kontrollü şekilde adapte olmanız gerekiyor. Eğer ki sabit, serbest bir noktada çalışıyorsanız yerinizle ilgili mekan değişimi, şirketiniz taşınabilir, ani değişimlerde yeni oluşumlar sizin de yerinizle ilgili. Hani masa değişmeyecek, konum değişmeyecek ama bina değişeceği için sizin de yeriniz rahatlayacak, daha ferah bir alana geçiş sağlayacaksınız. Yöneticilerinizin yurt dışı görevi ve sizin de onlar arasındaki yapacağınız seyahatlerde birçok yeni insan size renk katacak. Hatta yeni iş teklifleri, yeni oluşumlarda buna size artı bir güven sağlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Özellikle çalışan çiftlerimiz, hem eşinizin hem sizin seyahatleri, çocuklarımız ve iletişim konusundaki zaman ayıramamanın verdiği bir nokta. Ev temposu, hafta sonunda ev işini, evde iş temponuz olduğu için çocuklarla iletişiminizde soğukluklar olabilir. Çocuklarımızı daha güzel bir şekilde desteklememiz lazım. Yarım saatte olsa onlarla göz teması, iletişim teması kurmanız gerektiğini uyarıyorum. Bu ara taşınmanız, evi taşıyacağız, ofis taşıyacağız, araç taşıyacağız, yeni şeyler taşımak için güzel bir hafta, bunları doğru değerlendirin diyorum. Evet, duygusal olarak kendini yalnız, yıpratmış, mutsuz olan çiftlerimiz için kendinize yeni bir şans, iyi bir yardımcıyla, iyi bir enerjiyle kendimizi yeniden toplayıp bu ilişkiyi en iyi şekilde devam ettirmek istiyorsunuz. Her iki taraf da hatasını anladı. Aynı hatalara maruz kalmamak için adımlarınız doğru. Boşanma fikri ve ayrılık fikri olan çiftlerimizle alakalı noktada aileleriniz de destekliyor. Her iki tarafın da ailesi desteklediği için burada güzel bir anlaşma var. Ev kavganız ya da bir araç kavganız yoğun bir şekilde, bunun için yasal haklarınız var. Başvurabilirsiniz çocukları yıpratmadan diyorum. Aşk isteyen ve aşk konusunda kendinizle ilgili hani muallakta kaldıysanız, yani devam edin muallakta kalmayı. Çünkü siz ne zaman doğru insanı buldum derseniz aynı yanlışlıklarla iç içe kalıyorsunuz. Biraz dinlenip biraz şifa bulmanız lazım. Geçmişinizle ilgili yaptığınız hataları yine yapacaksınız. O yüzden iyileşmeden ilişkiye hayır enerjisi gösteriyor gökyüzü size. Ama uzun soluklu ilişkilerimizin de yüzleşmemiz gereken kendimizden sakladığımız yalanlarla artık karşılıklı konuşmamız lazım. Çünkü her iki taraf birbirini seviyor. Her iki taraf özgür olmak istiyor. Ama her iki taraf da birbirinin farklı alanlarını gizliyor. Birbirimize doğru nokta. Evli ya da nişanlı sözlü çiftlerimiz içerisinde anne sorunları, annenizin sorunlarına destek verebilir. Ona maddi destek yaratabilirsiniz diyorum, dedim bile. Evet sevgili ev hanımları, eşinizin kendi işi varsa bu ara para krizlerinde yumuşama, eğer yönetici olarak bir noktada çalışıyorsa yönetim değişimi, sabit bir noktadaysa ona parasal konudaki rahatlık ve destekleyici evre, hanemizdeki paranın rahat bir şekilde aydınlığa kavuşmasını gösteriyor. Pürüzler para olarak devam ettiği için bu para geldikçe hanemizdeki güvensiz, rahatsız olduğumuz konular aydınlığa kavuşacak. Yalnız bazı eşleriniz bağımlıysa, alkol vesaire, bunlar had safhada olabilir. Sözlü ve şiddetli tartışmalara açık olacaksınız. Bu ara aile büyüklerimizde erkekler sizin hanenizde kalsın istiyorum. Çünkü iletişimdeki sertlikler sizin de dilinizin durmayacağı ve onun da bağımlılıkları sert, çocukları ürkütebilir, sizi ürkütebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Gençler, aşk var, kariyer de var.
Ama seyahatleriniz de var. Güzel değerlendirin. Yeni yılda tatil modunda olan sevgili takipçilerim, şimdiden biletlerinizi aldınız. Hani kar kış demeden maşallah hem para yok diyorsunuz hem de tatilinizi hazırlıyorsunuz. Güzel olsun, huzurlu olmanız önemli bizim için. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimizle alakalı noktada bilinçsiz hareketler sizi yoruyor. Bilinçsiz insanlarla görüşmek de sizi yoruyor. Bu devirde artık bilinçli insan kalmadı. Kendinizi yetiştirmeniz lazım. Bilginiz olsun. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken nokta özellikle beyin damarlarımızda ağrılarımız olabilir. Ciddi anlamda kalp damarlarımız ve gizli kalbimiz olabilir ve şeker dayanıklı olabilir, şekere dayanıklı olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara grip hanemizde çocuklarla alakalı grip yoğunluğu hepimizi hasta edebilir. Dikkatli olun. Evde değiştirmek istediğimiz tek şey ne biliyor musunuz? Aynalar ve gerçek yüzlü insanlar. Bu gerçek yüzü değiştirmek için bu hafta doğru bir zaman. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Satürn bu ara güzel bir açı, güneşli açısı, güneş Neptün arasındaki kare açı, Merkür üçgen açısı. Evet, hemen şöyle bir söyledim. Evet, güneş Satürn arasındaki açı sizin yöneticiyseniz konumunuzda üst düzey rütbede, yarım yöneticiyseniz haklarınızla alakalı güzel iletişimler, sabit bir noktada çalışıyorsanız yer değişiminizle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeyi gösterir. Kendi işinizi yapıyorsanız boldan görüşeceğiniz, haberleşeceğiniz, devamlı seyahat edeceğiniz noktada doğru insanlarla doğru iletişim ve doğru kazançları teslim ediyor. O yüzden de devletle alakalı noktada girmek, başarmak ya da taşıran firmadan devlete geçmek istiyorsanız güzel destekleyici bir hafta. Bununla ilgili büyük mücadeleniz hayırlı olsun. 12-14 Aralık'ta Güneş ve Neptün arasındaki alan size ait yöneticilerinin pürüz noktasını çözmek, onlara çok büyük destek vererek kendinizi ispatlayacağınız, özellikle kendi masanız, kendi işiniz, kendi konumunuz varsa çok güzel iletişim içerisinde olacağınız anlaşmalar, sizin sağlam adımlar atacağınızı, bol bol mesajlar, maillerin yoğun olup hızlı hızlı şekilde iletişim hakimiyeti var olacağınız ve birçok noktada da enerjinizin yüksek olacağını gösteriyor. Kazanmak mı? Hayırlı olsun. Kazanmak haftanız. Kaybetmeyi geride bırakıyoruz. Kazanmak, kazanmak. Hem maddi hem iş konularında belirsiz giden birçok noktada rahat bir nefes alacağımız, kendimizi daha doğru ifadelerle hak edilişimizin enerjisini tadacağız. Korkmak yok. Yoluna devam. Verdiğin sözler, verilen sözleri tek tek size tutacaklar. O yüzden güzel bir nokta. 18 Aralık'ta Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açı sizin kırgın olduğunuz, haklarınızı yiyen insanlar, hakkınıza geçen insanlarla yüzleşmeyi, eşiniz olur, kardeşiniz olur, iş çevreniz olur, yakın dostunuz, üniversite arkadaşlarınız olabilir. Bunlarla ilgili yüzleşmeyi ve içinizden ne geliyorsa rahat bir şekilde ifade edeceğiniz. Bu ara dini olarak da hani inancınız neyse ona çok fazla güven teraziniz, kalbinizdeki Rabbimle olan bağınızdaki eksilen noktaları daha güzel bir şekilde şifayla buluşacağımızı gösterir. O yüzden güzellik haftanız. Kendi işinizde yeri büyütmek, bir kat daha satın almak ya da genişletmek istiyorsanız hiç tereddüt etmeyin, başvuru yapın. Yurt dışı ile ilgili bağlantı içerisinde olduğunuz maillerde olumsuz bir durum yok. Sadece vizeniz, pasaportunuzu kaybedebilirsiniz, kimliğinizi kaybedebilirsiniz. Bu telaşa tutabilir. Bu yüzden gecikmeleriniz olabilir. Bunları da bir an önce gözden geçirmeniz lazım diyorum. Bu arada da yurt dışı yabancı ortaklar arasındaki yaşanacak krizlerde sizde etkilenme yok. Yöneticileriniz bunları çok rahat bir şekilde çözecek. İhracat, alım, satım sektörüne başvuru yaptıysanız, bunlarla ilgili olumsuz beklentileriniz varsa cesaretiniz rahat olsun. Siz bu işe alındınız. Hiç işiniz yok ve hala yorgun ve hala evde buna mı başvurayım, şuna mı başvurayım diye beklemeyi bırakın. Yarım bıraktığınız eğitim, kendinizi geliştirmek için kurslara gitmeniz lazım. Rahat ruhunuz, hiçbir şey size aitmiş gibi hissetmiyorsunuz. O yüzden bu ait olan sizin ait olmanız lazım. Şirketlerin size ait olması değil. Siz o şirkete ait misiniz? Onu öğrenmeniz lazım. Bunun için de kendinize ait noktaları doğru görmek daha sağlam bir noktada.
Ailenizin size iş kurma niyeti var. Desteklemenizi istiyorum. Çünkü aileniz bu konuda sizin arkanızda ve başaracağına inanıyor. Ailenize ait çözülmesi gereken yasal ve geçmiş babanızın işi, annenizin işiyle alakalı bazı ödenmesi gereken noktalarda evde haciz ya da evrak konularımızda avukat başvurularımızda bunları tek tek çözeceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Eviniz elden gitmeyecek, korkmayın. Ya da malınız ya da evet hacizlik ya da üzerindeki evrelerde sıkıntı olmasına rağmen biz bunları en iyi şekilde aşacağız ve bunu başaracağız. Ailemizde uzun süredir asker kaçağı, devlet kaçağı, devletle ilgili bağlantıda uzak ve saklanan kim varsa bu ara tutuklanma, bulunma dönemi olacak. Yani suçlu olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Çalışan çiftlerimiz arasında iş her iki taraf için zorlayıcı ve yıpratıcı bir hafta. Devamlı toplantılar. Sizin birbirinizle alakalı bağda da devamlı bir vakit geçirmek istiyorsunuz. Yani bu vakitsizlikten dolayı birbirimize özlemler çok fazla var. İlişkinizle ilgili yaşadığınız krizleri düzeltme haftanız. Ayrıldıysanız barışma. Uzun süredir konuşmak istediğiniz noktalarda doğru iletişim sağlayarak ilişkimizin yolunu belirleyeceğiz. Platonik takılıyorsanız vazgeç. Geçmişle ilgili beklenti içerisinde olduğun acı kalbini iyileştir. Çünkü bir kadın dostunun sana yapacağı tanıştırma evlilik hayatını ve evlilik yapmak için fırsat var olacağını gösteriyor. Hadi sen ona inan ve tanış diyorum. Evli çiftlerimiz arasında ciddi bir tartışmalar söz konusu olacak. Çünkü eşinizin sevgi ifadesini duymak, yani bir kere onu sevdiğini söyleseniz ona güvenmeniz gerektiğini ve eşiniz devamlı sizin onunla ilgilenmemesinden kaynaklı noktalarda aldatıldığına inanıyor. Lütfen ona bu hafta sevginizi küçük hediyeler, sürprizler yaparak onu onur etmenizi istiyorum. Ve aynı şekilde siz de duygularınızı saklıyorsunuz ketum ruhunuzdan dolayı. Ufak bir adım atarak onun yumuşak kalbine dokunabilirsiniz diyorum. Taşınma konumuz yoğun olacak. Eğer üst katlardaysanız alt kattaysanız üste taşınma. Kendi evimize geçeceğiz. Ufak tefek restorasyonlarımız söz konusu olacak. Bu da bizim için sağlıklı ve hayırlı gözüküyor. Evet, bu ara nişanma fikri olanlardan gecikme kararı aldığımız. Çünkü ekonomik olarak eşiniz ya da sizin ilişkinizin seyahatlerinden kaynaklı gün tutturamıyorsunuz. Ocak ortası ya da Şubat ortası bu konu için sağlıklı. Ama siz birbirinizi seviyorsunuz. Bu ilişkide pürüz yok diyorum. Sevgili gençler, dil eğitimi, eğitim konularınızla alakalı aksaklıklarımız var. Bunları düzelteceğiz. Evet, aşk var ama üniversite sınavınız var, lise sınavınız var. Bunlara odaklanmanız lazım. Hayatınızdaki düşündüğünüz kişinin bir hatası yok. Siz fazla sevgi şımarıklık yapıyorsunuz, yapmayın diyorum. Evlenmiş, ayrılmış ya da eşi dul olanlar için yurt dışından bir kısmet var, değerlendirebilirsiniz. Şehir dışından bir kısmet var, değerlendirebilirsiniz. Yani kısmetiniz var ama işinizle alakalı da beklediğiniz bir para konusuyla ilgili rahatlık evremiz var. Evet, evde değişmesi gereken ne olabilir derseniz ben şöyle diyorum. Hafif hafif çamaşır makinemizin ses ya da hani paslanma evresi var. Bir de kombimizde ufak bir ağrısı olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, renk mi? Solgun mu? Diyeceğimiz bir hafta. Kendimizi iyi hissetmiyoruz diyeceğimiz bir hafta. Aslında gökyüzü öyle demiyor ama sizin ruhunuz öyle diyor. Bu da çok yoğun bir iş temponuzun. Size bitirmeniz gereken görevler, tamamlanmanız gereken evraklar, devamlı mailler, mesajlar, iş bilgisayara depolama, yeni evraklar toparlama, yeni iş oluşumu fazlasıyla sizin kafanızı yorduğu için biraz böyle diyeceğimiz bir hafta ama güzel anlaşmaların mutluluğunu da tadacaksınız. Kurumsal bir alandaysanız hakim olduğunuz noktada net adımlar atacaksınız ve destekleyici bir ekip arkadaşımız, bulunduğumuz noktada güvenimiz artacak. Konum ve rütbeden çok masamızdaki renklilik ve yapacağımız projeler bize keyif verecek gözüküyor. Evet, zorlayıcı, bitmesi ve tamamlaması gereken konular çok yoğun ama güzelliği de getirecek, unutmayın. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı yaşadığımız tayinler, kurumdaki dağınıklıklarda çok fazla yoruluyor ve kasılıyorsunuz. Ve bu yüzden de yeni başvurmak istediğiniz noktalarda olumsuz cevap alırım diye korkularınız var. Herhangi bir korku edinmeyin, başvurunuzu yapın. Sağlık ya da
turizm sektöründeysiniz. Devamlı hareketli insanların olduğu büyük bir kurumun içerisindeysiniz. Bulunduğunuz noktada denetimler dışında yüksek rütbeli insanların çok hareketli ve yoğun, şirketiniz satılabilir, kurumda bir değişim olabilir, kurumun adı değişebilir. Bu yüzden bazı karışıklıklarda şüphe içerisinde olmayın, yeriniz devam edecek gözüküyor. Ortaklı işiniz ve ortaklı süreçlerle alakalı zorlandığınız konularda ortağınızın değil de sizin onu açık konuşmadığınızdan kaynaklı her iki tarafında birbirinden uzak soğukluk evresi var. Bu ortaklık güzel gidiyor. Kendinizle yüzleşin. İşi bozmanıza gerek yok. Hatta ufak tefek bazı yenilikler, raflar, düzenlenecek konular, biraz değişmesi gereken olumluluklar var. Bunu doğru kattığınızda herhangi bir işinizde bir risk yok diyorum. Serbest çalışıyorsanız, serbest alanla ilgili beklediğiniz paralarda ufak tefek gecikmeler söz konusu olduysa da tamamlanmış şekilde paralarınız size gelecek. O yüzden pürüz yok. Siz kendinize pürüz yaratmaya çalışıyorsunuz. Yurt dışı ile ilgili şehir dışı yönetim, kontrol, Ankara, Almanya, Avusturya, Amerika, Adana, Aydın yolculuklarımız yoğun olabilir. Bu yoğunluklarda başarınız odaklanmış, rahat bir evredesiniz. Eğer ki halı satıyorsanız, alım satı sektöründeyseniz çok yoğun yabancılarla yaşayacağımız anlaşma bizim sağlam kapılarımızı destekliyor. Korkmanıza gerek yok. Kendinize iş kurmak ve uzun süredir böyle bir hayaliniz varsa çok yakın dostunuzla ortak bir karar vererek işinizi kurmuş olacaksınız. Bir türlü pürüz yok. Siz pürüz varmış gibi dayanıyorsunuz. Yani Güney 12 Aralık'ta Güneş Satürn arasındaki açı güzellikler ve oluşması gereken noktaları görmenizi, 14 Aralık'taki Güneş ve Neptün arasındaki kara açı korkularınızı, kaygı duyduğunuz noktaları şifalandırmak, 18 Aralık'taki Merkür Uranüs'le üçgen açısı iletişimdeki pürüzlerin gidip buğulu baktığınız, korku duyduğunuz, endişe duyduğunuz birçok noktada patlama ses getirecek konuları daha net ifade edeceğiniz evreyi temsil ediyor. Yani korkmayın. Ev almak ve ortaklı ev almayı düşünen sevgili takipçilerim, kardeşinizle, sevgilinizle, birçok dostunuzla almak istiyorsanız bunu bir kez daha düşünün. Annenizle alın ama yabancıyla, kardeşinizle alın ama yabancıyla almayın diyorum. Zarar göreceksiniz. Araç değişiminizle ilgili biraz karar içerisindesiniz. Yeni aracınız, yeni kararınız hayırlı ve uğurlu olsun. Herhangi bir risk yok. Eski arabanızda bazı pürüzler vardı. Tamirden bıktınız. Bu parayı taksitle ödeyerek yeni bir araç alabilirsiniz. İşsizseniz, iş krizi yaşıyorsanız çok destekleyici bir hafta. Başvurularınızı yapın. Cuma'ya kadar olumlu cevapları alacaksınız. Yurt dışı ile ilgili maillerinizde beklediğiniz haberlerinizle ilgili olumsuz hiçbir şey yok. Bence başvurun gitsin, anasını satayım der gibiyim. Başvurun ki başvurularınız tez zamanda hayatınıza renk katsın. Evet, aşk enerjinizin yüksek olacağı, güzel iletişim, eğleneceğiniz, sohbet edeceğiniz. Hani 5. evimizde çok renklilik var. Aşk var, sevgililik var, flörtüz var, seyahatler var, güzellikler var. Ve kendimize ait eksik gördüğümüz ve 9. evinizde de eğitim ve kariyer hayatınızla ilgili eksik yönlerimizi daha net görerek onların altyapısını oturtmak için çok güzel başarılarımız var. Evet, aşkla var. İlişkimizle ilgili ayrılma kararı veren sevgili takipçilerim için yolunuz aydınlık. Her iki taraf için uğurlu olsun. Çünkü zorlayıcı ve yıpratıcıydı. Sevgi vardı ama aşk bitmişti. Aşk biten bir şeyin veda vakti olarak karar verdiğiniz, saygı duyuyorum. Evli çiftlerimiz arasında boşanma fikri sert gidiyor ve bu yüzden de çocuklarımızın enerjisinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bence çocukların arasında bu konuşmayı iptal edin. Kendi aranızda çözün. Çocuklarımızın psikolojik dengelerinde yıpranma. Özellikle bu beyler, bu ev benim kavgasını çıkartın. Çocuklarınız ve düzeniniz için, çocuklarınız için bu ev onların geçici, onlar bu düzende kalması gerekiyor ve gereksiz tartışmalardan uzak durmanız lazım. Evli çiftlerimizin arasında pürüzü olmayan sevgili takipçilerim, eşinizin size sürpriz var. Hayal ettiğiniz yazlık ya da yapmak istediğiniz yatırım için sürpriz yapacak. Borç ve uzun süredir devam eden 5 yıllık borcunuz bu 2023 ortalarında doğru bitmenin heyecanını tadıyorsunuz ama gereksiz kredi yine aynı noktaya getirecek. Mümkün olduğu kadar borçlanmaya hayır. Kredili oluşumlara evet, ev, araç ama ondan borç, bundan borç, zaten geçmişte böyle hatalar yaptınız. Tekrar aynı hatalarda maruz kalmamamız gerekiyor. Ev sahibiniz sizi çıkartabilir. Kapınıza bir yazı gelebilir. Hazırlıklı olun sevgili takipçilerim. Bu noktada şok olmayın. Kira konusunda mal sahibinizle büyük tartışma. Mahkemeye verin. Kimse zorla sizi evden çıkartamaz. Hakkınız var. Mücadele edin. Evet, avukatlar da çok pahalı. Durumunuz yoksa
şeyden yani hakim şey baroda size destek verebilirler. Merak etmeyin. Sevgili hanımlar, bu ara kendi içsel dünyanızdaki korkular için belki bir kurs, bir yürüyüş, bir spor, bir yüzme iyi gelecek. Enerjiniz değişecek. Başkalarının derdini dinlemekten ayak ağrılarınız, baş ağrılarınız. Devamlı kendi bedeninize yorgunlukları şikayet ediyorsunuz. Biraz hareket diyorum. Evet, yeni oluşturan ve evli olan çiftlerimizde de ailede bir sağlık problemi biraz evliliğimizi zora sokabilir. Onların derdinden birbirimize vakit ayıramayabiliriz ama siz birbirinize çok aşıksınız ve gebelik evresi gözüküyor. Bilginiz olsun, hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, diş kırılmalarımız, hani porselende sıkıntılar, porselen altı sorunlarımız olabilir. Dikkat edin diyorum. Kızınız varsa evlilik kararı verecek, şaşırmayın. Sevgili balıklar, güzel uyku modunda bir hafta değil, koşturmalı, eğlenceli ve size mutluluk getirecek bir hafta. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek için özellikle iş yerinizdeki değişmesini istediğiniz ve belirsiz giden konuların netliğine kavuşacağınız, yeriniz ve ekip arkadaşlarınızla aranızdaki farklı değişimler hem ekip arkadaşlarınızın değişeceği ve konum olarak, rütbe olarak hem de sizin rahat edeceğiniz bir evreye geçişiniz gözüküyor. Anlaşmak üzerinde olduğunuz konularda gayet net adımlar atacaksınız. Yönetici ya da krizler içerisinde olduğunuz noktaları en iyi şekilde yöneteceğiniz bir hafta. 12 Aralık'ta Güneş ve Satürn arasındaki açı yönetici, hakim olduğunuz patronlarınız, ekip ve yüksek alanlardaki rahatsız olduğunuz konularda rahat adımlar. 14 Aralık'ta Güneş ve Neptün arasındaki kare açı sizin korkulu rüyanız, ilişkiler konusunda sevgisiz hissedebilir, yalnız hissedebilir, ilişkiye doğruluklar arayabilirsiniz. Bu sizi yorabilir. Ama devlet kapısında çalışıyorsanız, devletle ilgili herhangi bir pürüz yok. Sizin izin isteme, hani yıllık rahat bir şekilde evde geçireyim kafanız, ufak tefek seyahatler ederek ruhunuzu iyileştirmek isteyebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız kazançlarınızın çok güzel artacağı, yerinizi daha sağlam adımlarla oluşturacağız. Emin adımlarla ortaklı ya da tek başınaysanız dışarıdaki insanlarla iletişimi sağlam, yapacağımız işlerde daha güçlü adımlar atarak yerimizi büyütmek, alanı rahatlatmak isteyebiliriz. Serbest çalışıyorsanız seyahatler var ama siz gitmek istemeyebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz haberlerle ilgili biraz ufak tefek karışıklıklar olsa da burayı eninde sonunda ay sonuna kadar yani Aralık sonuna kadar çözmüş olacaksınız ve işiniz gerektiği seyahatlerde de başarıyla dönmenizi uyarıyor. Yani sizin böyle bir yorgun, miskin, ruhunuz, güvensiz, tedirgin evremizi bir geride tutalım lütfen. Bu ara iş kurmak ve iş konusuyla ilgili sürpriz anlaşmalar. 18 Aralık'ta Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açı sürpriz haberleşme, sürpriz anlaşmalar, yenilikler ve kazancınıza kazanç geçerek farklı alanlar, dijital alanlarda para bağlantılarımız, para konularımızla ilgili daha net adımlar atarak kendimizi sağlam ifadelerde bulunduracağız. O yüzden kazançlı, bilinçli, bilgelik bir haftanız var. Bunu değerlendirin. Kendiniz, kendi kariyerinizle alakalı doçentlik, profesörlük ya da bu tarz başvurularla ilgili ya da tekrar üniversite niyetiniz varsa bunlarla ilgili altyapıyı oturtarak bu konuda da netliğe kavuşacaksınız. Sınavınız ya da hani mülakatta olduğunuz konularda da netliğe kavuşmak ve bilinçli hareket ederek yeni başvuru, yeni oluşması gereken noktalarda netlik. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili mücadele ediyorsanız bu konuda eski iş dostlarınız ya da patronlarınızın size dokunacağı destek bu konuda gayet keyifli bir evre olacak. Motor hayali, motor değiştirmek, araç değiştirmek isteyen sevgili balıklar, hayırlı olsun. Hayal ettiğiniz aracınız şimdiden bereket getirecek. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada ev alma, ev tartışması, evin yetmediği, yani işte pürüz yok demek ki evle alakalı konularımızın daha yoğun olacağı nokta. Birikmiş primimizle ilgili hesaplar yapmaya başladınız, ev araştırmaya başladınız. Hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, evet dil eğitiminizle ilgili ve farklı kurslar ve astroloji merakınız ya da kozmik enerji ya da spiritüel alan merakınız varsa bu konularda eğitim evrelerimiz var. Aynı şekilde ev hanımlarımızın da bu konuda merakı varsa bunlarla ilgili başvurular sizin psikolojinize çok iyi gelecek ve kendinizi daha net bir evreye kavuşturacaksınız. Aşk anlamında iletişim güzel,
renkli, konuşmak, heyecan, yenilik, hani duygu, sevgiyi çok güzel. Sürpriz çiçek hediyesi, yüzük hediyesi, güzel kolye, güzel küpe enerjileriniz var. Ya da siz hayat arkadaşınızı almak istediğiniz sürpriz hediyeler var. Bu da size ilgi. Eski ilişkiniz geri geliyor. Özür dileyecek, yalvaracak, karar sizin. Yeni ilişkiye başlayanlar için evet kişi doğru. Ama konuşma uslubu, çocuksu yönü sizi rahatsız ediyor olabilir. İçindeki çocuksu yönü olan insanlar sorumluluğu çok geç öğrense de merhameti her zaman kazandırır. Bir şans vermenizi öneriyorum. Bu ara evlilik telaşı ve bir hafta içerisinde bunları koşturma telaşı içerisinde olan sevgili takipçilerim pürüzsüz ve güzel geçecek. Yalnız anneanne, anne, hala, teyze konularında ufak tefek diz operasyonları, diz kayma, kemikle alakalı sıkıntılar biraz sizin kafanızı karıştırabilir. Dikkatli olun. Eğitim konusuyla ilgili lütfen dikkate alın. Üniversite ya da lise öğrencilerime sesleniyorum. Çünkü siz başarılısınız. Ruhunuz hep sevgi, şefkat, değer görmek istediği için hırs yönünüz ve başarı odağınız da var. Öncelik sevgi yönünüzü keşfedin. Ondan sonra bunları da kontrol edelim. Evet, eski ilişkiler kapıda, mesajlar kapıda, duygular kapıda. Karar sizin diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada şu an sakin gidecek. Çocuklarınızın dersleri, eğitimleri, evin hani yıka, ütüle, pakla, çamaşır, nevresim, bunların verdiği gerginlikten ilişkinizle aranızdaki sorununu unutacaksınız. Sadece ev enerjisine odaklanacağınız gözüküyor. Yalnız kilo ve evdeki yemek dengi ve ya o yağla ilgili kalitesiz yağ kolesterolümüzü fazlasıyla sıkıntıya yaratır. Bir yağ enerjinizi değiştirin, yağınızın markasını değiştirin. Çünkü çocuklarda da ve fazla tuz kullanıyorsunuz, çocukların da dengesini bozuyorsunuz. Buna dikkat etmemiz lazım. Boşanma anlaşması bu hafta bekleyenler için ertelense de doğru bir anlaşma gerçekleşecek. Endişe etmenize gerek yok diyorum, dedim bile. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Görücü usulü ya da görücü tanıştırılmasından rahatsızsanız görücü tanıştırmalarını bu hafta okey deyin. Çok güzel bir insanla karşılaşacaksınız. Ruhunuzu bulmanıza yardımcı olacak diyorum. Sağlık olarak kolesterolümüze dikkat edeceğiz. Bağırsak enfeksiyonlarımız ve ishal sorunumuz gündemde olabilir. Ya da çocuklardan kaynaklı çocuklarınızla bu durumlarımız sıkıntı. Yalnız bir miras çözülmesini istediğiniz konuda hala sizin şartlarınız olmadığı için o imzayı atmıyorsunuz. Evet, atmayın çünkü size daha büyük hak var. Haklısınız, hak veriyorum. Kimse sizin hakkınızı yiyemez.